Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Euro Truck Driver oynuyoruz. Bu oyun kısaca bilgisayarlarımızdaki Euro Truck Simulator'ın Android sürümü, aynı şekilde iOS'ta da var. Ekranın şu kısmından tıklayıp indirebilirsiniz. Hemen oyuna geçiyorum. Gördüğünüz üzere cengaver burada bekliyor ama bize bunu vermeyecekler çünkü ben oyuna yeni başlıyorum daha. Bir Volvo almak ne kadar zor olabilir birazdan göreceğiz. Bakalım hangi şehir? Türkiye yok. Çünkü Euro. O zaman İtalya'da Milano'yu seçelim ve buradan başlayalım. Evet, oyun ilk başında hangi şekli kullanacağınızı soruyor işte direksiyonu çevirirken falan. Ben direksiyonu seçtim çünkü direksiyon bu işin hani en böyle olması gereken hali. Yeşile git diyor, bir görev al diyor. Evet, şu anda görüyoruz. Aslında çok gariban değil bu. Güzel bir kamyonumuz var şu anda. Çekici diyelim daha doğrusu. Çünkü bunların adı esasında çekici oluyor. Şimdi burada gaz pedalımız, burada fren pedalımız. Vites otomatik bende şu anda ama elle de atabiliyorsunuz. Burada cam silme, motoru çalıştırma, vites ve bunun gibi bir sürü şey var. Ben hemen ileri vites aldım. Gaza basıyoruz. Hop. Evet, diyor ki görev al. Bakalım ne taşıyalım? Tanker taşıyalım ya. Venedik'e. Şöyle bunu alalım. Evet, oraya git diyor. Bakalım nerede bu bizim malzememiz? Şöyle bir arkaya doğru bakalım. Evet, kendisi orada duruyor. Bu arada üstteki reklam biraz sinir bozucu ama yapacak bir şey yok. Parasını eklediğiniz zaman hesaba o reklamı da kaldırabiliyorsunuz ama şu anda biz bunu ücretsiz olarak oynuyoruz. Şimdi ben böyle geri geri gideyim. Evet. Acaba kamera değiştirme de var. İç kameradayız. Sileceği çalıştırmıştık. Evet, o dursun. Neyse, dış kameradan devam edelim. Çünkü hop şu şekilde. Bu oyunu oynamış olanlar zaten bilirler. Genelde dış kameradan yanaştırma seçeneği daha rahat oluyor. Hop, şöyle yanaşalım. Bakalım şöyle hizada mıyız? Hop. Evet, hizadayız şu anda. Birazcık sağ yaparak geri geldik mi? Hop. Evet, bağlandık. Hop, dur hemen. Çarpmayalım ki yüke zarar gelmesin. İleri vites alıyoruz ve yürümeye başlıyoruz. Bu kanıda hemen iç kameraya geçelim. Daha rahat oluyor bu şekilde. Buradan yine kamyoncuların, tır şoförlerinin vites atarken ne kadar sıkıntı yaşadığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, sinyalimizi verelim. Şu tarafa doğru devam edelim. Şöyle geniş alıyoruz ki dorsemiz banketin üstünden geçmesin. Diyordum ki geçti zaten, yapacak bir şey yok. Hız sınırlayıcı var mı acaba bu oyunda? Evet, var. Şurada bastığınız zaman, şuradaki düğmeye bastığınız zaman hız sınırlayıcı açılıyor. Şu anda şehir içine gidiyoruz. Çok basmayacağım. Hız sınırlayıcıyı açtım. Sabitleyiciyi, pardon, özür diliyorum. Evet, yuvarlığa geliyoruz. Hız sabitleyiciyi keselim. Hop, çarptık. Hop, bir daha çarptık. Bankete tırmandık. Evet, tır sürmek gördüğünüz üzere kolay bir iş değil. Şu anda kim bilir nerelere girdim. Evet. Bilgisayardan oynarken daha kolaydı bu oyun ya. Burada çok zor. Evet, dorseyi taktırdık bir yere. Zorluyorum hala. Biraz geri gideceğiz. Hop. Şöyle genişten alalım. Yürü bakalım biraz. Evet, kurtardık arabayı. Hop. Oyunun sistem gereksinimleri biraz yüksek görece diğer oyunlara baktığınız zaman. Zaten grafiklerden de belli oluyor. Benim telefonum LG G2 şu anda. Evet. Hızlı gittiğimi söyledi. Yavaşla ona bakalım derken bir yandan kenara sürttük. O yüzden biz şöyle kenarda gidelim. Bizim hızımızı nereden görüyoruz burada? Ha, evet, şurada gözüküyor ama çok ufakmış ya. Bu oyunu tabletten oynamak lazım aslında. Neyse, bu hızla devam edelim biraz. Şöyle vites. Evet, şehirden çıkarken yükleme yapıyor oyun. Tabi bilgisayarlarımızdaki kadar güçlü olamadığı için telefonlar. Bakalım altta zaten yazıyor, bu bir süre alabilir diyor.
Bekliyoruz bakalım. Evet, şu anda şehirden çıktık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ben diğer kamera açılarına geçeyim şöyle yavaştan. Patlayıcı değil, yanıcı madde taşıyoruz şu anda. Tehlike arz ediyor yolda. O yüzden biz sağ şeritten esnaf esnaf gidelim. Şu anda 30'la gidiyoruz. 30 kilometre hızla. Evet, soldan biri geliyor. Yavaş gitsene kardeşim ya, çarpacağım bir yere. 3 şerit yolu bulmuş diye yapıştırmış gidiyor. Bak bir tane lan. Biz burada biraz gaza basalım olmadı ya. Biz mi çok yavaş gidiyoruz acaba? Ama yanıcı madde taşıyoruz. 50 ile gidelim. Evet, şu anda 50 ile istikamet Venedik devam ediyoruz yola. İtalya'nın yolları da kaymak gibiymiş bu arada. Şöyle baktığınız zaman karşıdan bir tır geçti. Kornamız nerede bizim? Ha, burada. Bu ne be? Ha. Evet. Bir dahaki sefere karşıdan geçtiklerinde iki korna çakarız, selamımızı veririz. Çünkü kamyoncuysanız diğer kamyoncuları selamlamanız gerekiyor. Evet, şöyle sabitledim hızı yine. Yine biz sağ şeritten esnaf esnaf gidiyoruz. Hem araba az yakıyor hem de ceza yemeyiz. Biraz uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok. Evet, kornamız müthiş. Şöyle karşıdan gelenlere selektör yapabiliyor muyuz ya? İleride radar var desek. Şu ne? Aa, dörtlü bu. Sağa çektik ya, dörtlüyü yakmamız gerekiyor tabii. Evet, bu şekilde gidiyoruz. Euro Truck Simulator'ın en güzel yanlarından bir tanesi. Hop, kamera açısını değiştirelim biraz. En güzel yanlarından bir tanesi, oyunda uzun süren yolculuklar var ve bu yolculuklar sırasında sürekli aman şunu yapayım, aman bunu yapayım gibi gerekler olmuyor. Kafanız rahat bir şekilde mutlu mutlu oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Yok heal bastın, yok niye basmadın bilmem ne laf eden de olmuyor. Mutlu mutlu gidebiliyorsunuz. Ben şu anda gayet memnunum durumdan. Sol taraftaki düğmelerin aynayı kapatıyor oluşu biraz sıkıntı aslında ama yapacak bir şey yok. Üstte de muhtemelen şurada da ayna var ama orada da reklam olduğu için yine göremiyoruz. Demek ki para vermek gerekiyor illaki. Bir de şu butonlar biraz yarı şeffaf olsaydı en azından güzel olacaktı. Neyse, bir dahaki geliştirmede muhtemelen onları da bir el atarlar diye düşünüyorum. Yolumuz düz devam ediyor. Bu arada benzin almak isteseydik şuraya girmemiz gerekecekti. Biraz da kamyonun içine bakalım. Şurada bir Nokia 5210 var. Emektar eskilerden. Hatta durun ya. Biz şu etrafa bakarken bir kenara çekelim de şimdi kaza geçirme riskimiz olmasın. Evet. Dörtlümüzü yakıyoruz. Şöyle yavaşça kenara yanaşıyoruz ve duruyoruz. Evet. Şimdi size motoru da durduralım. Evet, etrafı göstereceğim biraz kabinin içinde. Gördüğünüz üzere şurada klima ayarları, burada yine telefon demiştik. Burada multimedya sistemi, burada GPS'iniz yer alıyor. Nereye gideceğinizi buradan görüyorsunuz. Burası hız göstergesi, burası devir saati. Şöyle penceremiz, aynamız. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Şu anda düşük seviye bir kamyondayız. O yüzden burada kahve makinesi gibi lüksler bulunmuyor. Ama onun dışında işte klima ayarları, bir şeyler daha devam ediyor. Ve sağ taraftaki dikiz aynamız da burada. Şöyle aşağı doğru bakalım. Evet, kolçağımız burada. Koltukta otururken dirseğimizi yaslamak için. Vites kolumuz gözükmüyor ama ya. Neyse. Şuradaki el freni olması gerekiyor. Park freni daha doğrusu. El freni diye bir şey yok. Bu şekilde tekrar çalıştıralım. Yavaştan gitmeye başlayalım. Euro Truck Driver oyunu mobilde bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor. Zaten buradaki esas olayımız kamyonumuzu sürüp mutlu mutlu ilerlemek. O yüzden size bu oyunu tavsiye ediyoruz. Oynamanızı ve buradan bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Ben de Venedik'e doğru yoluma devam ede durayım.